Dünyanın en prestijli üniversiteleri arasında yer alan ve Londra'da bulunan Cambridge'in kampüsünde Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde inşa edilen cami 2018 yılının Kasım ayında ibadete açılıyor. Cami Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olacak. Müştemeliyatında eğitim ve çocuk alanları da yer alacak. Çalışmalar tamamlandığında camide 2000 kişi ibadet edebilecek. Dünya'nın Harvard'dan sonra en prestijli ikinci üniversitesi olan ve Londra'da bulunan Cambridge Üniversitesi'nin kampüsünde geçtiğimiz Ekim ayında inşaatına başlanan cami 2018 yılının Kasım ayında ibadete açılıyor. Ekber, ekber. Cumhurbaşkanlığıyla ekber 7 kıtada insanlığın hizmetinde olan dünyanın en ücra köşelerine ezan sesini ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde inşa edilen cami Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olacak. Çalışmalar tamamlandığında 2000 kişinin ibadet edebileceği caminin müştemilatında eğitim ve çocuk alanları da bulunacak. Ayrıca Müslüman ve gayrimüslim topluluklar tarafından kullanılmak üzere sohbethane ve toplantı odaları da inşa edilecek. Cami için başlatılan girişime öncülük eden isimler arasında yer alan dünya ünlü İngiliz müzisyen Yusuf İslam ve beraberindeki heyet, cami hakkında son görüşmeleri yapmak üzere Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından Yusuf İslam ve beraberindeki heyet, Mehmet Görmez Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Erdoğan'a Cambridge Camii ile ilgili bilgi verildi. Erdoğan, yıllar önce Müslüman olan İngiliz müzisyen Yusuf İslam'ı kabulüne ilişkin fotoğrafı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı. Sevgili kardeşim Yusuf, külliyeyi ziyaretin ve samimi sohbetin için teşekkür ederim. Türkiye'ye hoş geldin dedi. İngiliz müzisyen Yusuf İslam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını retweet etti.